Belediyede yaptığımız incelemede özel kadem adına alınan ev mobilyalarının da Gökçe'nin evine gittiğini gördük. Bunu da soruşturuyoruz. Yani sadece evi satın almamış, eşyalarının da parasını belediyeye ödetmiş. Maalesef durum budur. Biz Ankara halkının bir kuruşunun hesabını sormakla görevliyiz. Gerisi yargının işi. Umuyorum ki bu mahkeme kararı çok net. Yargıtay aşamasını beklemeden evi tahliye etmesi beklediğim bir davranış. Aslında beklemediğim bir davranış ama olması gereken odur. Kendi belediyesine ait bir konutu satın alamaz. Sayın Gökçe'ye görevi bırak dedikleri esnadan daha sonra kendi başkanlık yazısıyla oturduğu konutun lojman olarak ve ofis olarak kullandığı 4 adet konutu satışına karar vermiş ve kendisi de o mecliste başkanlık yapmış satış kararı verirken. Oysa 3 yıl geçmeden satın alamazlar. Kendi ve yakınlarını da kapsar bu yasak. Takipsizlik verildi ama şu anda takipsizliği de yeniden kaldırılması için itiraz edeceğiz. Bu bir suçtur. Yerel mahkeme aleyhimize karar vermişti ancak istinaf çok gerekçeli bir şekilde, bizim iddialarımızı da ortaya koyar şekilde tapunun iptaline ve tekrar belediye adına tesciline karar verdi. Türkiye'mizin gururu, başkentimizi gerçek hüviyetine kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçimden önce verdiğimiz sözün en büyüğü, Ankara halkına israf etmeden şeffaf, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim getireceğimizi, bir zihniyet değişikliği yapacağımızı ve tarafsız bir şekilde Ankara halkına hizmet edeceğimiz sözünü vermiştik. Proje nedir diye soranlara da en büyük projemiz aç ve açıkta kimseyi bırakmamak ve Ankara'dan kazandığımızı yine Ankara halkı için harcamak ve Ankara halkını bütün yönleriyle zengin etmek diye söz vermiştik. Yakında seçimden önce sunduğumuz 100 projeden kaç tanesini gerçekleştirdik, kaç tanesini gerçekleştiremedik, bunların sunumunu yapacağımız büyük bir toplantıda yapıp Ankara halkına söz verdiğimiz gibi hesap vereceğiz. Belediye başkanlığımız süresinde Türkiye'ye örnek olacak, şimdiye kadar hiç uygulanmamış ve belediyecilikte devrim yaptığımız birçok uygulama var. Bunları da kamuoyuyla ve basınla paylaşacağız. Örnek alındık, karşılığında dünya çapında ödüller de aldık ve biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin adil bir şekilde, israf etmeden, tarafsız bir şekilde, kaynakları boşa götürmeden ve dürüst bir şekilde yönetileceğini bütün dünyaya göstermek istedik ve çok şükür bugüne kadar da bunu başardık. Aynı yolda devam edeceğiz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dürüst bir şekilde yönetilebileceğinin ispatını yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. En büyük amacımız turistleriyle beraber Ankara halkının yaşadığı yerde mutlu olan, betona değil yeşile, beton bloklara değil güneşe öncelik veren, halka öncelik veren yönetimimiz aynı şekilde devam edecek. Amacımız şu, Sayın Başkanım'ın belirttiği gibi artık belediye meclisinde şimdiye kadar gördüğünüz olayları görmek istemiyoruz. Elbette çoğunluğumuz olduğu zaman da o çoğunluğa dayanarak demokrasiye aykırı bir şekilde yönetimimiz de olmayacak. Ama Ankara halkına şunun müjdesini verebilirim. Ankara'da bundan sonra mevcut belediyelerin üstüne çok daha fazla belediye katmak suretiyle ve belediye meclisine çoğunluğu sağlamak suretiyle inşallah tabiri caizse şimdiye kadar topal ördek olarak adlandırıldık ama hiçbir zaman şikayet etmedik. Hizmet etmekten de geri kalmadık. Ama inşallah mecliste çok sayıda belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Ankara'yı bize emanet edilen şekilde Cumhuriyet'in başkenti ve dünya başkentleriyle yarışır bir Ankara yapmaya devam edeceğiz ve inşallah başaracağız. Ben şimdiden emek veren, verecek olan herkese çok teşekkür ediyorum ve kendimi de Ankara halkına emanet ediyorum. Soru var mı arkadaşlar? Sizden sonra Genel Başkan Özgür Özel de ziyaret etti.
acaba konusunda birlikte değerlendireceğiz dedi İYİ Parti'nin partilerine. Siz ne düşünüyorsunuz Ankara konusunda, Ankara üzerinde ittifak konusunda ne düşünüyorsunuz? Biz şimdiye kadar Millet İttifakı belediye başkanları olarak çizgimizi sürdürdük. Biz de yine birlikte çalışmak isteriz ama tabii ki takdir kendilerindir. Takdir Ankara halkınındır. Bir sorun da alacak ama efendim. Geçtiğimiz günlerde kazandığınız bir dava ile ilgili, bir kökçe, dikme mahallesi iddialarla ilgili tahliye süreci başlayacak. Süreç nasıl işleyecek? Onunla ilgili bir kararlı bir kökçe takip başladığınız bir konu var mıdır? Şimdi değerli arkadaşlar, çok sayıda dosyamızın bir kısmı takipsizlikle sonuçlandı. Bunlara gerekli itirazlarımızı da yaptık. Oysa savcılığa gönderdiğimiz bütün dosyalar daha önceden müfettiş raporlarıyla bağlanmış dosyalardı. Bunlardan bir kısmı hala bekliyor. Ama bu arada da bizimle ilgili herhangi bir şikayet edildiği zaman hemen müfettişler geliyor. Gururla söyleyebilirim ki belki yüzlerce hakkımızda şikayet edildi. Daha bir tek soruşturma izni çıktığı yok ve tamamı da takipsizlikle sonuçlandı. Ancak bizim yaptığımız şikayetlerin dosyaları halen bekliyor. Bu konut davası, bir belediye başkanı 3 yıl dolmadan kendi belediyesine ait bir konutu satın alamaz. Sayın Gökçe'ye görevi bırak dedikleri esnadan daha sonra kendi başkanlık yazısıyla oturduğu konutun lojman olarak ve ofis olarak kullandığı 4 adet konutu satışına karar vermiş ve kendisi de o mecliste başkanlık yapmış satış kararı verirken. Oysa 3 yıl geçmeden satın alamazlar. Kendi ve yakınlarını da kapsar bu yasak. Takipsizlik verildi ama şu anda takipsizliği de yeniden kaldırılması için itiraz edeceğiz. Bu bir suçtur. Yerel mahkeme aleyhimize karar vermişti ancak istinaf çok gerekçeli bir şekilde bizim iddialarımızı da ortaya koyar şekilde tapunun iptaline ve tekrar belediye adına tescilline karar verdi. Yargıtay süreci de var. Ama değerli arkadaşlar, bunun için ben soruşturuldum. Ve Danıştay bu soruşturma izni kaldırıldı. Bir tek olay odur. Niye soruşturdun diye soruşturuldum ama sonuçta haklı çıktım. Sadece konut olsa daha iyi. Belediyede yaptığımız incelemede özel kadem adına alınan ev mobilyalarının da Gökçe'nin evine gittiğini gördük. Bunu da soruşturuyoruz. Yani sadece evi satın almamış, eşyalarının da parasını belediyeye ödetmiş. Maalesef durum budur. Biz Ankara halkının bir kuruşunun hesabını sormakla görevliyiz. Gerisi yargının işi. Umuyorum ki bu mahkeme kararı çok net. Yargıtay aşamasını beklemeden evi tahliye etmesi beklediğim bir davranış. Aslında beklemediğim bir davranış ama olması gereken odur. Ankara'mıza hayırlı olsun, Türkiye'mize hayırlı olsun inşallah. Bir sorun. Sayın Yavaş'ın başvurusunu aldık. Başvuruyu işleme koyduk. Sayın Başkanıma alındı belgesini takdim ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hayırlı olsun. Tekrar hayırlı olsun. Hanımefendiye de hayırlı olsun. Başkanımın tabii en çok gördüğü insan evdeki eşi. Nazik katkılarından dolayı, hoşgörüsünden dolayı hanımefendiye de özellikle teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.